Hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle Şubat ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşmak istiyorum. Hemen ilk kitapla başlayacağım. Okuduğum sıralamayla devam etmeyeceğim. Tamamen elime ilk gelen kitapla başlayıp ve bu şekilde devam edeceğim. Ahmet Arslan'ın Felsefeye Giriş kitabına başlamıştık biliyorsunuz Ocak ayında. Ve Şubat ayında ise varlık felsefesi, ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi olmak üzere 3 tane üniteyi okuduk. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız veya okulda ders olarak gördüğünüz, kaynak kitaba ihtiyaç duyduğunuz konularsa çok severek okuyabilirsiniz. Çünkü Ahmet Arslan'ın hem anlatımı çok yalın, çok sade, herkesin kolayca anlamasını sağlıyor. Ben tamamen ilgi duyduğum için okuyorum bu kitabı ve gerçekten çok şaşırıyorum çünkü her bölümde çok farklı şeyler öğreniyorum, yeni bilgiler edinmiş oluyorum. Açıkçası ilgimi de çeken konular hem varlık felsefesi hem ahlak felsefesi ve kitabın içindeki diğer konularda gerçekten oldukça ilgimi çeken konular olduğu için çok severek okuyorum. Bir ders kitabı niteliğinde bu yüzden aslında sürekli notlar alarak bazı satırların altını çizerek okuyorum. Hatta kitabı bitirdikten sonra tekrar başa dönüp altını çizdiğim yerleri tekrar okuyorum. Gerçekten değerli bilgiler var içerisinde ve dediğim gibi bu konulara ilgi duyuyorsanız mutlaka severek okursunuz. Ahmet Arslan'ın kitabını özellikle tavsiye ediyorum çünkü anlatımı çok sade ve çok kolay bir şekilde anlamanızı sağlıyor aslında. Verdiği örnekler çok kolay bir şekilde yine anlamanızı sağlıyor. Grupla birlikte, felsefe grubumuzla birlikte Şubat ayında severek okuduğumuz kitaplardan birisi oldu ve Mart ayında da devam ediyoruz sıradaki bölümleri okumaya. Bunun dışında Darwin'in biyografisini okuyoruz biliyorsunuz. İş Bankası Yayınları'ndan çıkan çok şık bir biyografi serileri var İş Bankası Yayınları'nın ve Darwin'in biyografisi de onlardan bir tanesi. Oldukça kalın fakat gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlanmış bu kitap. Hiç sıkılmadan oldukça akıcı bir şekilde okuyorsunuz. Hem Darwin'in hayatını hem de o döneme ait mesela Victoria dönemiyle ilgili çok ilginç bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz bu kitaba da Ocak ayında başlamıştık ve bölüm bölüm okuyarak ilerliyoruz. Her ay 2 bölüm okuyarak ilerliyoruz. Şubat ayında okuduğumuz bölümler ise oldukça ilgi çekiciydi. En son bıraktığımızda Darwin dünya turundan, gemiyle çıktığı dünya turundan dönmüştü. Ve Şubat ayında okuduğumuz bölümlerde ise artık orada edindiği bilgileri yazıya dökmeye başlamıştı. Bir günlük yazmaya başlamıştı. Ve dünya turundayken gezdiği yerlerden aldığı örnekleri incelemeye başlıyor. Gerekli yerlere gönderiyor incelemeleri için. Aynı zamanda onun aile hayatını, artık evlendiğini ve çocuklarının olduğunu okuduk bu bölümlerde. Oldukça heyecanlı ilerleyen bölümlerdi. Çünkü artık yavaş yavaş bir şeylerin farkına varmaya, bulduğu ipuçlarını birbiriyle birleştirmeye ve evrim teorisinin temellerini kafasında oturtmaya başlamıştı. Fakat işin şu kısmı gerçekten çok kötüydü. Edindiği bilgileri hiç kimseyle paylaşamıyordu. Yanlış anlaşılmaktan, itibarsızlaştırılmaktan, hatta alay edilmesinden çok korkuyordu. Bunun dışında ülkede kiliseye karşı çıkan grupla aynı kefeye konulmaktan çok korkuyordu. Çünkü kendisini onların arasında görmüyordu. Şimdilik bütün bilgilerini, bütün öğrendiklerini içinde saklıyor. Bu da onun için aslında oldukça zor bir şeydi. Bu duygularını da hissedebildik biyografiyi okurken. Fakat öte yandan kimseyle paylaşamamasına rağmen çalışmalarına devam ediyordu. Biz de heyecanla okumaya devam ediyoruz. Bakalım Mart ayındaki bölümlerde işler nereye varacak? Daha sonra hemen Manuel Kant'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Bu da yine İş Bankası Yayınları'ndan çıkıyor. Aslında iki biyografiyi de aynı zamanda okumak bizim için oldukça iyi bir tecrübe oldu. Çünkü arasındaki farkı gözlemlemiş oluyoruz. Farklı insanların hayatları ama ikisi de biyografi sonuçta. Aynı tarzda yazılan kitaplar olduğu için yine de kıyaslama yapıyoruz okurken. Manuel Kant'ın biyografisi gerçekten zor ilerliyor. Tamamen yaşam tarzının ve kişiliğinin farklı olmasından değil aslında. Şöyle ki Manuel Kant'ın biyografisinde çok fazla varsayım var. Zaten Ocak ayında Manuel Kant'ın biyografisinden bahsederken bunu da söylemiştim fakat bunlar Şubat ayında da devam etti. Çok fazla varsayımla karşılaştığımız için biraz sıkılıyoruz okurken. Bir de Kant'ın hayatı dışında çok fazla detaya giriyor. Başka insanların hayatları hakkında çok fazla detaya giriyor. Mesela Kant'ın öğrencisinin yazdığı kitaplardan bahsediyor. Biz Kant'ı daha çok merak ettiğimiz için o bizim için bazen sıkıcı olabiliyor.
Fakat yine de Kant'ın kişiliğiyle ilgili, onun gelişim süreciyle ilgili de çok önemli bilgiler edinmiş oluyoruz. Immanuel Kant'ın biyografisi de çok severek okuduğum kitaplardan birisi oldu Şubat ayında. Bu biyografilerin içeriğinden çok fazla bahsetmiyorum çünkü iki kitabı da bitirdikten sonra, hatta okumakta olduğum bir tane otobiyografi serisi daha var. Bunlar hakkında genel olarak bir video çekmeyi planlıyorum. Bu yüzden şimdilik içeriğinden çok fazla bahsetmiyorum. Fakat hem çok şık kitaplar, ciltli, İş Bankası yayınlarından çıkan, hem de gerçekten çok kolay okunan kitaplar olduğunu belirtmek istiyorum. Benim bu seriden okumak istediğim başka biyografiler de var. Sizin merak ettiğiniz isimlerse onların biyografilerini alıp okuyabilir, onları daha yakından tanıyabilirsiniz. Ve şimdi hemen Şubat ayında okuduğum kolay bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Rus masalları. Biliyorsunuz düzenli olarak masal kitabı okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. En kötü bir ay ara verip bir sonraki ay tekrar bir masal kitabı okuyorum. Rus masalları da Şubat ayında okuduğum masal kitaplarından biriydi. Ben bu seriye Kara Karga Yayınları'nın masal kitaplarına Kızılderili Masalları ile başlamıştım. Ve bugüne kadar okuyup en çok sevdiğim masallar Kızılderili Masalları'ydı. Ta ki Rus masallarını okuyana kadar. Çünkü Rus masalları gerçekten çok keyifliydi. Bunun Rus edebiyatını seviyor olmamla bence hiçbir alakası yok. Çünkü Rus masallarının çok da fazla Rus edebiyatından okuduğunuz kitaplarla bir bağlantısı yok aslında. Fakat masallar çok keyifliydi, oldukça eğlenceliydi. Zaten bu masal kitabından bir tane masalı çok istediğiniz için seslendirdim. Bir video paylaştım. Onun linkini yukarı bırakırım. Eğer isterseniz dinleyebilirsiniz. O da bu kitabın içerisinden çok sevdiğim, çok severek okuduğum masallardan birisiydi. Rus masallarını okurken genellikle zengin bir tüccarla karşılaşabiliyorsunuz. Çar'la ve Çar'ın 3 tane oğluyla karşılaşabiliyorsunuz. Çok büyük bir tesadüf. Her masalda bir Çar ve onun 3 tane oğlu vardı. Çok severek okudum. Eğer masal okumaya başlamak istiyorsanız bu konuda çok da fazla soru alıyorum. Hangi masal kitabıyla başlamak doğrudur diye. Rus masallarıyla başlarsanız bence masal serüvenine keyifli bir giriş yapmış olabilirsiniz. Çok severek okuduğumu belirtmek istiyorum. Fakat Rus masallarının hemen arkasındansa Kızılderili Masalları yine ikinci sırada favorim olarak duruyor. Onun arkasından da İtalyan masallarını önerebilirim. Bu üçü gerçekten çok keyif alarak okuduğum masallar arasındaydı. Hemen Şubat ayında okuduğum bir başka kitapla devam etmek istiyorum. Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi. İş Bankası Hasan Ali Yücel klasiklerinden çıkan, genellikle her yıl Mart ayında herkesin okumak istediği kitaplardan birisidir bu. Ben de son 2 yıldır Mart ayında tüh keşke okusaydım diyordum. Bu sene aynı pişmanlığı yaşamamak için Şubat ayında okumaya karar verdim. Kadın haklarının gerekçelendirilmesi, adından da anlayacağınız gibi, kadın haklarını baz alan, kadın hakları ile ilgili yazılardan oluşan bir kitap. Eser 1792 yılında yazılmış, fakat buna rağmen diğer tüm klasik eserler gibi yüzyıllarca okunabilecek kitaplardan birisi. Çünkü insanların duygu ve davranışları değişmediği sürece ve kitapta yer alan konularda da çok fazla ilerleyemediğimiz için bugün bile hala geçerliliğini koruyan, herkesin severek okuyacağı, ilgi duyuyorsa eğer kadın hakları ile ilgili konulara severek okuyacağı kitaplardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi kitabın içerisinde kadınların ikinci planda olması ile ilgili, kadınların genel hakları ile ilgili yazılar var. Benim en çok sevdiğim şu oldu, buna sadece bir açıdan bakmıyor, çok farklı açılardan bakıyor. Hem erkeklerin gözünden kadın haklarına bir bakış açısı sağlıyor size, hem kadınların gözünden kadın haklarına karşı bir bakış açısı oluşturmanızı sağlıyor. Birçok kitapta erkeklerin gözünden ele alınan bir konudur bu. Fakat kadınların da kendi açılarından baktıkları zaman ne gibi yanlışlar yaptıklarını, hangi konularda, hangi durumlarda hatalar yaparak aslında kendilerini biraz ikinci sınıfa koyduklarını gösteren yazılar vardı içerisinde. Buna bir örnek vermek gerekirse, mesela bazı kadınların çok fazla sorumluluk almak istememeleri, kendilerine biraz daha özenli davranılmasını beklemeleri, onları aslında ikinci plana koyan, biraz daha geri planda olmalarını sağlayan davranışlardan bir tanesiydi. Mutlaka çevrenizde de bu şekilde davranan insanlar vardır. Bu kitapta bunlardan da
oldukça bahsetmiş, örneklerle bahsetmiş aslında. Sadece bazı bölümler biraz fazla uzundu. Bu nedenle oralarda bazı konularda tekrara düştüğünü gördüm. Oralarda biraz sıkıldım ama genel olarak çok severek okuduğum kitaplardan birisi oldu Şubat ayında. Özellikle 1792 yılında yazılmış olması ve 2021 yılında da hala benzer sorunlarla karşılaşıyor olmak benim için oldukça ilgi çekiciydi. Bazı bölümlerde de aslında birçok bölümlere Jean-Jacques Rousseau'ya karşı tepkili cümleleri vardı. O konularda biraz üzüldüm çünkü Jean-Jacques Rousseau benim sevdiğim filozoflardan birisidir. Kadınlar hakkındaki görüşlerine elbette katılmasam da fakat genel olarak fikirlerini beğendiğim, tespitlerini oldukça doğru bulduğum, kitaplarını da çok severek okuduğum filozoflardan birisidir. Hatta onun biyografisi de kitaplığımda mevcut. İlerleyen süreçte Jean-Jacques Rousseau'nun biyografisini de mutlaka okuyacağım. Umarım sizler de kadın hakları gerekçelendirmesini tam da Mart ayında, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nün olduğu bir ayda keyif alarak okursunuz. Az evvel de bahsettiğim gibi Manuel Kant'ın ve Darwin'in biyografisinin dışında bir de Thomas Bernhard'ın otobiyografik beşlemesine başlamıştım ben Ocak ayında. Ocak ayında ilk kitabını okuduktan sonra Şubat ayında da ikinci ve üçüncü kitaplarını okuduk. Kiler de serinin ikinci kitabı. Kiler kitabını okuduktan sonra gerçekten bir yazarın eserlerine başlamadan önce varsa otobiyografisini yoksa biyografisini ya da hiçbiri de yoksa yazara ait mektuplardan oluşan bir kitap varsa onu okumanın ne kadar doğru olacağını bir kez daha anlamış oldum. Bunlar bence gerçekten önemli çünkü yazarın kişiliğini, onun bakış açısını oluşturan yaşanmışlıkları okuduktan sonra aslında vermek istediği mesajları çok daha doğru bir şekilde anlıyoruz. Serinin ikinci kitabını ilk kitapla karşılaştırdığım zaman biraz daha akıcı olduğunu söyleyebilirim. Kiler'de artık biraz daha genç hallerini okuyorsunuz Thomas Bernhard'ın. Öğrenim hayatını bırakıyor, okula devam etmek istemiyor ve bir yerde çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladıktan sonra insanları gözlemlemeye, onları sorgulamaya, aslında onlarla birlikte kendini de sorgulamaya başlıyor. Tam da kişiliğinin oluştuğu, yavaş yavaş aslında oluşmaya başladığı ve o ilk dönemlerde, ergenlik dönemlerinde yaşadığımız sorgulamaların olduğu dönemlerini okuyorsunuz. Çok keyifliydi ve bir insanın varoluş sürecini okumak benim için genel olarak çok keyifli olduğu için Thomas Bernhard'ın otobiyografisi de çok keyifli bir şekilde ilerliyor. Aslında onun yaşadıklarını da okuduktan sonra gerçekten onun öfkesini, onun sitemlerini çok daha iyi anlayabiliyorum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce bu biyografilerin, otobiyografilerin bitmesini ve onun kitaplarını gerçekten okumayı çok istiyorum. Ben daha önce bahsetmiştim. Odun Kesmek kitabına başlayıp yarım bırakmıştım. Çünkü çok anlayamamıştım. Çok anlayamadığım zaman bırakıp, özellikle otobiyografisinin olduğunu da öğrenince bırakıp otobiyografisine başlamaya karar vermiştim. Çok doğru bir kararmış gerçekten. Eğer siz de başlamadıysanız yazarın herhangi bir kitabını okumaya, mutlaka otobiyografisini okumanızı tavsiye ederim. Ve çok da anlaşılır, çok da kolay, çok da keyif alarak okunan kitaplar bunlar. Birazdan serinin 3. kitabından da bahsedeceğim size. Bu serinin 2. kitabıydı. Aynı zamanda Thomas Bernhard'ın otobiyografisini okurken de yine hem Thomas Bernhard'ın yaşadıklarını hem de o dönemdeki diğer insanların yaşam koşullarını da gözlemleme şansınız oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına denk gelen dönemleri okuduk Kiler kitabında ve savaş sonrasındaki insanların yaşadıklarını da biraz da olsa görmüş oluyorsunuz bu kitapla birlikte. Ve Kiler'in arkasından paylaşmak istediğim kitap John Steinbeck'in Ben Bir Devrimciyim adlı bu deneme kitabı. Ben artık bu Ben Bir Devrimciyim kitabıyla John Steinbeck serüveninin sonuna gelmiş oldum. Toplamda 19 tane kitabını geride bıraktım. Hepsinin farklı bir yeri var bende. Onlardan bahsedeceğim bir video paylaşacağım sizlerle. Bunu benden çok istiyorsunuz. Fakat toplamda 19 tane kitabını okudum ben. Dolayısıyla o kitapların hepsinden bir videoda bahsedersem en az yarım saatlik bir video olabilir bu. Bu nedenle onun kitaplarından olan videoyu da ikiye bölmeyi düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Hayatından bahsetmem gerekiyor mu? Hayatından bahsedersem de çünkü video oldukça uzayacak. Hayatıyla ilgili bilgilere birçok yerden ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu nedenle ben kitaplarını ikiye bölüp iki farklı videoda John Steinbeck serüvenimden sizlere bahsetmek istiyorum. Ben Bir Devrimciyim kitabı dediğim gibi bende bundan son kitabıydı. Farklı yerlerde yayınlanmış yazılar bunlar. Gazetelerde, dergilerde yayınlanmış yazıları var. Nobel konuşması da bunun içerisinde yer alıyor. Birkaç tane arkadaşına yazdığım mektubu da yer alıyor. Ben Nobel konuşmasını ve mektuplarının hepsini zaten Mektuplarda Bir Yaşam adlı kitabından okumuştum. Çok severek okumuştum hatta.
Bunun içinde mesela yürek mekanları var. Burada onda iz bırakan mekanlarla ilgili yazılarını okuyorsunuz. Taraflı sanatçı var. Burada da sanatçılarla ilgili ve kendi sanatçı kişiliğiyle ilgili yazılarını okuyorsunuz. Çeşitli makaleler var. Yazmak üzerine adlı bir bölüm var mesela. Orada da kendi yazım sürecinden, yazmakla ilgili düşüncelerinden bahsediyor. Onlarla ilgili yazıları yer alıyor. Arkadaşlarla ilgili bölüm var. Orada arkadaşlarından bahsettiği, dostlarından bahsettiği bölümler yer alıyor. Kitabın ilk yarısı çok daha keyifliydi. İlk yarısında yer alan konuları belki biraz daha ilgi çekici, merak uyandırıcı gördüğüm için ben ilk yarısını çok daha severek okudum. Fakat son bölümlerini biraz zorlanarak okuduğumu itiraf edebilirim. Hem dediğim gibi mektuplarını ben daha önce okuduğum için ikinci kez okumuş oldum. Hem de ikinci kısımdaki bölümleri çok fazla sevmediğimi itiraf etmek zorundayım. Şunu bir kez daha gözlemlemiş oldum bu kitapla birlikte. Yazdığı makaleden denemeye kadar, arkadaşına yazdığı bir mektuba kadar her metni çok özenle ve çok samimiyetle yazdığını bir kez daha gözlemlemiş oldum. Bunu ben Mektuplarda Bir Yaşam kitabında da dediğim gibi oradaki mektuplarında da samimiyetini ve çok basit bir mektup yazarken bile ne kadar özendiğini görmüştüm. Fakat buradaki gazete yazılarında, denemelerinde, makalelerinde de aynı samimiyeti görmek beni gerçekten mutlu etti. Dışarıdan bakıldığı zaman ben bir devrimciyim. Sanki bir devrimi anlatan roman gibi görünebilir. Fakat dediğim gibi içerisinde yazarın özel hayatından, kendi bakış açısından izlere rastlayacağınız denemelerin, makalelerin ve mektupların olduğu bir kitap. Eğer ilgi duyuyorsanız bu tür yazılara keyifli okuyabilirsiniz. Ve deneme kitabı olduğu için de aslında bir seferde açıp okuyup bitirmek zorunda da değilsiniz. Biz zamana yayarak okumuştuk Şubat ayı içerisinde. Siz de dilerseniz bölümleri ayırarak keyifle okuyabilirsiniz. Ve benim 2021 yılında okumayı hedeflediğim romanlar arasında yer alan, çok uzun zamandır da merak ettiğim, ertelediğim bir romanla devam etmek istiyorum. Sonunda Şubat ayında Martin Eden'i okudum Jack London'dan. Jack London benim zaten sevdiğim kalemlerden birisi. İlk Demir Ökçe kitabı ile tanışmıştım ben. Demir Ökçe kitabından sonra başka kitaplarını da okudum. Beyaz Dişi, Vahşetin Çağrısını ve Adem'den Önce adlı kitaplarını okumuştum. Fakat hiçbirinde Demir Ökçe'nin tadını alamamıştım. Demir Ökçe benim için çok farklı bir sorunu ele alan, aslında toplumsal bir problemi ele alan kitaplarından biriydi. Martin Eden'de de aynı lezzeti aldığımı söyleyebilirim. Demir Ökçe benim favori kitabımdı yazardan. Martin Eden'i okuduktan sonra bu onun biraz daha önüne geçmiş olabilir. Çok fazla kitabı övmeyeceğim. Zaten ne kadar keyifli, ne kadar severek herkesin okuduğunu biliyorsunuzdur eminim ki siz de. Fakat kalın olduğu için erteliyorsanız eğer benim gibi ertelememenizi tavsiye ederim. Martin Eden çok güzel bir aşk romanı aslında. Ben çok fazla aşk romanı sevmiyor oluşuma rağmen Martin Eden'i, onun aşkını, onun aşkı için verdiği mücadeleyi çok severek okudum. Çünkü bunun dışında aslında arka planda bir insanın varoluşunu da okuyorsunuz. Aynı zamanda içinde otobiyografik öğeler de var. Ben daha önce Jack London'ın hayatıyla ilgili bir video çekmiştim. O videoyu çekerken yaptığım araştırmalarda da biraz onu tanımıştım. Bunu okurken de fark ettim. Gerçekten otobiyografik öğeler de var içerisinde. Onun varoluşunu, verdiği mücadeleyi ve aslında dönüşümünü çok keyif olarak okudum. Yani Martin Eden'in aşkından ziyade onun kitabın ilk başladığında tanıdığınız haliyle kitabın sonuna geldiğinizde tanıdığınız hali arasındaki o farkı görmek benim için çok etkileyiciydi gerçekten. Bir insanın bu kadar değişebiliyor olduğunu görmek benim için oldukça etkileyiciydi. Dediğim gibi değişiyor, hem insanları tanımaya hem de kendini tanımaya çalışıyor ve kendini tanıdıktan sonraki sorgulamaları bence çok ilgi çekiciydi. Aşkından da verdiği mücadeleden de çok daha ilgi çekici olan yaptığı sorgulamalardı bence. Çok severek okudum. Şu anda Jack London'dan en sevdiğim kitap Martin Eden. Bundan sonra okumayı planladığım kitapları var. Kitaplığımda birkaç tane daha kitabı var. Hatta bana hediye olan bir kitabı vardı. Onunla yeniden okumaya devam edeceğim yazarlardan birisi. Aynı zamanda okuma grubuma da teşekkür ediyorum. Çok da keyifli bir okuma grubuyla birlikte okumuştuk Martin Eden'i. Çok güzeldi. Filmini de izledim. Martin Eden'in filmi de çok güzeldi. Ve filminde kullanılan müzikler çok güzeldi. Spotify'da Martin Eden'in film müzikleri var. Zaten kitabı okurken de o müzikleri dinleyerek okumuştum ben. Daha sürükleyici, daha akıcı olmasını sağlıyor. Varsa bir kitabın Spotify müzik listesi mutlaka dinliyorum zaten. Filmi de çok güzeldi bence. Ben beğendim.
Fakat şöyle, kitabını okumayan bir insan filmini izlerken bazı yerlerde kopukluklar hissedebilir. Çünkü kitaptaki bazı noktalar filmde yoktu. Hem oradaki karakterin yaşadığı duyguyu anlamayabilir, hem de vermek istediği mesajı anlamayabilir. Bence kitabı okuyup sonra filmini keyif alarak izleyebilirsiniz. Ve hemen yine çok uzun zamandır merak ettiğim, okumak istediğim kitaplardan biriyle devam etmek istiyorum. Sonunda Komünist Manifesto'yu da Şubat ayında okumuş oldum. Bu kitapla ilgili Binka'da paylaştığım inceleme yazısında belirtmiştim. Burada da aynı şeyleri tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle çok popüler olduğu için bu kitabı okumayın. Çünkü bazen gerçekten çok popüler olduğu için merak edip alıp okuduğunuz ama daha sonrasında sevmediğiniz, bu nedenle de kötülediğiniz kitaplar oluyor. Böyle yorumlara denk geldiğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. Ben bir kitabı anlayamadığım zaman ya da kitabı sevemediğim, onunla bir bağ kuramadığım zaman ilk önce kendimi sorguluyorum. Özellikle herkesin çok severek okuduğu bir kitapsa kesinlikle bende bir problem var diyorum ve yine de hiçbir zaman bu kitap çok kötüydü demiyorum. Sadece benim tarzıma uygun değildi. Benim okuma zevkime, benim ilgi alanlarıma uygun değildi diyorum. Dediğim gibi sırf popüler olduğu için herkes okuyor, ben de okuyayım diye bu kitabı okursanız hem zamanınıza yazık etmiş olursunuz bence, hem de kitaba yazık etmiş olursunuz. Ve zihniniz doluyken de aslında bu kitabı okumamalısınız. Çünkü tamamen kendinizi kitaba vermeniz gerekiyor ki orada yazılanları anlayabilirsiniz. Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels'in ortak kaleme aldığı, Orta Avrupa'da devrimci ayaklanmalar olurken birlikte yazdıkları siyasi bir metindir aslında. Eğer siyasete ilgi duyuyorsanız çok severek, hatta defalarca okuyacağınız kitaplardan birisi olabilir. Çünkü zaten bugün bile birçok siyasi partinin temelini oluşturan metinlerden bir tanesidir. Bu metini okurken komünizm, sosyalizm, insan emeği ve makineleşme ile ilgili kavramlar hakkında bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Öte yandan bu kavramlarla ilgili koşulların nasıl olması gerektiği ile ilgili, o dönemde nasıl olduğu ile ilgili ve hatta gelecekte nasıl olacağı ile ilgili de bilgiler veriyor size. Benim daha iyi anlayabilmek için mutlaka yeniden okuyacağım kitaplardan birisi oldu bu. Hatta bununla ilgili Yordam Kitap'tan çıkan bir tane manga var. Onu da okumak istiyordum fakat yetiştiremedim. Çıkardım, masanın üzerinde duruyor. Kitaplığıma koymadan mutlaka o mangayı da bir kez daha okuyacağım. İlerleyen dönemde Komünist Manifesto'yu da mutlaka bir kez daha okurum. Çünkü daha iyi anlamak için bence bir sefer okumak yeterli değil. Birkaç defa okumam gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Fakat tekrar da belirtmek istiyorum. Gerçekten herkesin seveceği, keyif alacağı kitaplardan birisi değil kesinlikle. Ve şimdi Thomas Bernhard'ın otobiyografik serisinin üçüncü kitabı olan Nefes'le devam etmek istiyorum. Bu kitabın adını ilk önce garipsemiştim aslında. Otobiyografik bir kitabın adı nasıl Nefes olabilir diye. Fakat okuduktan sonra, okumaya başladıktan sonra daha iyi bir başlık olamaz dedim. Gerçekten Nefes çok doğru bir isim olmuş bu kitap için. Nefes kitabında Thomas Bernhard'ın hayatının seyrini değiştiren birkaç tane olay okuyorsunuz. Bunlardan en önemlisi geçirdiği bir hastalık. Ciğerlerindeki bir problem nedeniyle uzun dönem hastanede kalıyor. Ve hastane sürecini okuyorsunuz. Aynı zamanda hastanedeki diğer insanları gözlemliyor. Onlarla ilgili fikirlerini okuyorsunuz. Hastane süreci uzadıkça, orada daha fazla yalnız kaldıkça biraz daha içe dönme, biraz daha kendini tanıma sürecini de gözlemlemiş oluyorsunuz. Bu kitapla aslında şunu bir kez daha anlamış oldum ben. Ölüm korkusu yaşamış, ölümle burun buruna gelmiş bir insanla ölüm korkusunu hiç yaşamamış bir insan arasında gerçekten ciddi bir fark var. Bilmiyorum sizler yaşadınız mı? Ölümle burun buruna geldikten sonra hem insanın hayata bakışı, hem diğer insanlara, hem de gündelik olaylara veya karşılaştığımız problemlere karşı bakışı gerçekten değişiyor. Bu kitapta da bunu bir kez daha anlamış oldum. Serinin her kitabı oldukça etkileyici. Hatta 2 gün önce serinin 4. kitabını okuyup bitirdim ben. O da çok etkileyiciydi gerçekten. Çok severek okuyorum ve her kitabı bitirdiğim zaman biraz daha Thomas Bernhard'ın eserlerini merak ederken buluyorum kendimi. Okuma grubumdaki arkadaşların ısrarıyla zannediyorum ilerleyen süreçte her ay olmasa da en azından 2 ayda bir tane Thomas Bernhard kitabı okumaya başlayacağım gibi görünüyor. Bu kadar şey yaşadıktan sonra, bu kadar olayla karşılaştıktan sonra neleri bize anlatmak istiyor, neleri öğrendi ve neleri kaleme aldı, bunu gerçekten çok merak ediyorum. İyi ki de otobiyografisine başlamışım diyorum. Ve şimdi Şubat ayında okuduğum son kitaba geldik. Aslında Şubat ayında okumayı planladığım 2 tane daha hikaye kitabım vardı. Fakat onlara zaman kalmadı ne yazık ki. İleri bir tarihe erteledim şimdilik.
Şubat ayında okuduğum son kitapsa Ercan Kesal'ın Velhasıl kitabıydı. Ercan Kesal'la ben ilk defa YouTube'da tamamen tesadüfi bir şekilde denk geldiğim bir video ile tanıştım. Samimi tavrı çok ilgimi çekmişti. Aslında biraz da hoşuma gitmişti. Onu izlerken onun konuşmasından, onun hatta konuşmasındaki kullandığı kelimelerden bile aslında ne kadar bilgi birikiminin, ne kadar yaşanmışlıkların olduğunu fark ediyorsunuz. Bunu fark ettikten sonra diğer videolarını da izledim ve en nihayetinde kitaplarını okumaya karar verdim. Sadece Velhasıl kitabını aldım. İlk olarak bununla başladım zaten. Peri Gazoz'unu çok merak ediyorum ve diğer kitaplarını da merak ediyorum. Velhasıl'ın içerisinde Ercan Kesal'ın farklı gazetelerde ve dergilerde yayınlanmış, farklı zamanlarda yayınlanmış yazılarını okuyorsunuz. Kimisinde kendi hayatına dair bir hikayeye ortak oluyorsunuz. Kimisinde bir taksi şoförünün anlattığı hikayeye eşlik ediyorsunuz. Bunların hepsinin temel bir özelliği var. Hepsini gerçekten çok samimi bir şekilde size yansıtabiliyor. Kişinin o hikayeyi anlatırken yaşadığı duyguyu siz de gerçekten okurken yaşayabiliyorsunuz. Bu benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu bu kitapta. Tam da Şubat ayının sonunda bizi gerçekten çok dinlendiren, sakinleştiren bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla bilgi içerikli kitaplar okuduğum için velhasıl beni gerçekten dinlendiren bir kitap oldu. Çünkü kitap okumuyorum da sanki Ercan Bey'le bir masaya oturmuşuz, onunla sohbet ediyoruz. O anlatıyor ve siz de onu dinliyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Kesinlikle bir kitabı okuyor gibi hissetmedim velhasıl da. Başından sonuna kadar bir arkadaşımla, bir dostumla sohbet ediyormuş gibi hissettim. Çok güzeldi, çok keyif aldım. Aranızda okuyanlar, onu tanıyanlar mutlaka vardır. Fakat okumadıysanız daha evvel mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten keyif alacağınız kitaplardan birisi olabilir. Özellikle hikaye kitabı okumayı zaten seviyor olabilirsiniz. Fakat bu kitabın içerisinde yer alan hikayeler, içinde yaşadığımız çağda geçen olaylar, içinde yaşadığınız dönemlerde sizin de şahitlik ettiğiniz olaylar olduğu için biraz daha etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel yazarlara, çok güzel olaylara göndermeleri vardı. Onlar da ayrıca hoşuma gitti. Bir yerde mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından bahsediyordu. Bir yerde yine Ahmet Erhan'ın şiirlerinden ve Ahmet Erhan'la olan dostluğundan bahsediyordu. Özetle çok sevdiğim, bana çok iyi gelen, Şubat ayında gerçekten bana çok iyi gelen kitaplardan bir tanesi oldu. Ve Ercan Kesal'la da Şubat ayını bitirmiş olduk. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Okuyup da sevmediğim bir kitap olmadığı için verimli bir şekilde geçtiğini düşünebilirim Şubat ayının. Kısa bir ay olmasına rağmen bence güzel, keyifli hem romanlar hem de bilgi içerikli kitaplar okumuş oldum. Sizin bu kitaplar arasında okuduklarınız varsa, onlarla ilgili fikirleriniz varsa veya onlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve siz neler okudunuz, kendi okuduğunuz, etkilendiğiniz kitapları da yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada geçenlerde bir çekiliş başlatmıştım ben. O videonun linkini de yukarı bırakırım. Eğer izlemediyseniz hala çekilişin süresi dolmadı, katılabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.